Son birkaç videoda üretim olanakları erisini nispeten durağan bir kavram olarak ele aldık. Değiştiremediğimiz fakat üstünde gidip gelebildiğimiz bir şey olarak yorumladık. Bu videoda üretim olanakları erisini değiştirmenin veya genişletmenin bir yolunun olabileceğini anlatmak istiyorum. Bunun için küçük avcı toplayıcımızın sıkı bir etçile dönüşmeye karar verdiğini varsayalım. Artık aklı fikri tavşanlarda. Hayattaki tek amacı bir günde yakalayıp yiyebildiği tavşan sayısını optimize etmek. O halde eksenlerimizden biri bir günde yakalayabildiği tavşan sayısını göstersin. 1 2 3 4 5 6 7. Bu böyle gidecek. Bu eksen bu arkadaşın bir günde yakalayabileceği tavşan sayısını temsil ediyor. Ama unutmayın o bu sayıyı optimize etmek niyetinde tavşan sayısı cinsinden hesapladığı üretkenliğini arttırmanın bir yolunu bulmak istiyor dolayısıyla avcı toplayıcımızın tavşan tuzağı nasıl kurulur onu bildiğini varsayıyoruz şimdi tavşan ve böört'ten arasında değil tavşan ve tavşan tuzağı arasında bir üretim olanakları eğrisi çizeceğiz tavşan tuzağı adamımızın çalı çırpı toplayıp tuzaklar yaptığını düşünüyoruz dalları bu şekilde birleştirip böyle bir kafes yapıyor Buraya da bir havuç koyuyor. Gibi gibi. Tavşan gelip havucu alınca kafes tavşanın üstüne kapanıyor. Böyle olduğunu varsayalım. Kendimizi tuzak yapmanın inceliklerine kaptırmayalım. Kolumuza geri dönelim. Evet bu arkadaş zamanlı tavşan tuzağı imal ederek de harcayabiliyor. Bir tavşan tuzağı, iki tavşan tuzağı, üç tavşan tuzağı. Şimdi diğer her şeyi sabit tutuyoruz diyelim. Yani latince tabiriyle seteris paribus. Diğer şeyler umurumuzda değil şu an. Birçok ekonomiye giriş dersinde üretim olanakları eğrileri hep iki boyutlu çizilir. O sayede öyle muntazam bir eğri elde edilir. Oysa bu eğri üç boyutta da çizilebilir. Üç boyutta üç farklı şey arasında feragat söz konusu olur. Ama o zaman da grafiğin üç eksenli olması gerekir ve üretim olanakları eğrisi bir yüzeye dönüşür. Biz şimdi önümüzdeki grafiğe odaklanalım. Belki ileride sırf eğlencesine üretim olanakları yüzeyini de inceleriz. Evet bu eksen tavşan tuzağı ekseni. Tavşan tuzağı ve tavşan arasındaki üretim olanakları eğrisi şöyle bir şey olsun. Adamımız tüm vaktini tuzak yapmaya harcarsa hiç tavşan yakalayamayacak ve muhtemelen açlıktan ölecek. Bu istediğimiz türden bir senaryo değil. Veya tüm zamanlı tavşan avlayarak geçirirse günde ortalama 5 tavşan yakalayacak. Ama bu sefer de tuzak yapmaya vakti kalmayacak. Yani hala hazırdaki üretim olanakları yerimiz bu şekilde. Düzgün çizeyim. Evet bu hali hazırdaki üretim olanakları eğrimiz. Buna üretim olanakları eğrisi diyorum. Altına da indis olarak 0 koyuyorum. Bu bizim başlangıç noktamız. Yani bu adam bu eğrinin üzerindeki herhangi bir noktada yer aldığında belli bir üretim verimi elde edebiliyor. Ama az önce söylediğim gibi eğer tüm vaktini buna harcarsa hiç tavşan tuzağı yapamıyor. Öyleyse üretim olanakları eğrisini değiştirmesi bu şekilde mümkün değil. Peki bir miktar tavşan tuzağı yapmaya karar verirse ne olur? Eğer günlük tavşan sayısını dörde indirirse bu sayede günde bir tavşan tuzağı yapabilecek. Adamımız bu senaryoyu uygulamaya karar veriyor. Böylece her gün ortalama 4 tavşan avlıyor ve bir tane de tavşan tuzağı yapıyor. O zaman ne oluyor? Ertesi gün tavşan avlamakta kullanabileceği bir adet tavşan tuzağına sahip oluyor. Bu da üretim olanakları erisini değiştiriyor. Yani bu adam bu yatırımı yaptığı takdirde belli bir süre içinde daha fazla tavşan avlayabilecek duruma geliyor. Bir tavşan tuzağına sahip olması bir günde üretebileceği tuzak sayısını arttırmıyor. Hala günde en fazla 3 tuzak üretebiliyor. Ama artık günde belki 6 tavşan avlayabiliyor. Eğri artık şöyle bir hal alıyor. Adamımız şimdi elindeki tek tuzakla yetinip tavşan tuzağı yapmayı kesebilir ve günde 6 tavşan avlayabilir. Veya tuzak üretimine devam edebilir. Şu andaki durumda isterse günde 5 tavşan avlayıp yine 1 tavşan tuzağı yapabilir. İstediğini varsayalım. Bu arada bu üretim olanakları erisinin üzerindeki herhangi bir noktayı seçmesi mümkün. Mesela ben günde 4 tavşana mutluyum. Günde 2 tavşan tuzağı yapmak istiyorum diye olsun. Böylece adamımız bir gün sonra daha da üretken bir hale geliyor. Şuraya yazayım. Bu bir gün sonraki eğri. Bir gün sonraki üretim olanakları eğrisi. Adamımız demin bahsettiğimiz senaryoyu izliyor ve 2 gün sonra artık günde 2 tavşan tuzağı üretebilecek konuma geliyor. Elbette şu an üretkenliğinin artış hızını abartıyoruz. Ama sonuçta yeni üretim olanakları erisi şöyle bir şey oluyor. Artık iki tavşan tuzağı var. Önceden bir tane vardı. Yani iki gün sonra bu adamın toplam üç tavşan tuzağı oldu. Bundan böyle kendisini tamamen tavşan avına adarsa günde sekiz tavşan avlayabilir. Ve yine bir üretim dengesi kurar. Bu eğrinin böyle yukarı doğru çıkmaması lazım. Önce yukarı çıkıp sonra aşağı indiği izlemine kapılın istemiyorum. Böyle dümdüz başlayıp aşağı kavisleniyor. İşte bu eğri üretim olanakları eğrisi 2. Bu örnekte bu avcı toplayıcının yaptığı şey yatırım. Yatırım yapıyor, sermaye biriktiriyor. Bu sermaye. Adamımızın önünde iki seçenek var. Tüm vaktini tüketim harcayabilir ve her gün avlayabildiği kadar tavşan avlayıp hepsini yiyebilir. Yani salt tüketim yapabilir veya tüketimini azaltıp kaynaklarının bir kısmını yatırıma ayırabilir. Evet. Bu bir yatırım ve adamımızı daha üretken kılıyor. Buradaki ise tüketim olacak. Hayatta kalmak için elbette asgari bir tüketime ihtiyaç var ama yatırım yaparsa toplam üretim kapasitesini arttırabilir. Tüm kaynaklarını tüketmek yerine ki bu örnekte kaynaklar zaman ve ustalıktı, bir kısmını yatırıma harcayarak üretimini arttırabilir. Yani bu avcı toplayıcıyı bir ekonomi olarak düşünürsek bu arkadaş ekonomik bir büyüme yaşadı. Tabii ki farklı yatırım türleri var ve bunlardan birçok videoda bahsedeceğiz. Bu örnekte adamımızın yaptığı şey sermaye biriktirmekti. Kendisini daha üretken kılacak araçlar üretti. Mesela yatırımın bir diğer türü de teknolojik gelişimdir. Teknolojik gelişim bu arkadaşın araçlarını daha da iyileştirecektir. Tavşan tuzağı kurmakla yeni tavşan tuzakları geliştirmek için Arge yapmak arasında da bir üretim olanakları eğrisi çizilebilir. Avcı toplayıcımız da kararını o eğriye bakarak verebilir. Bu videoda güzelce anlamanızı istediğim şey üretim olanakları eğrisinin değişebiliyor olması. Arge'ye veya sermaye birikimine yatırım yaparsanız üretiminizi arttırabilirsiniz. Bu örnekte yatırım tavşan tuzağı imal etmekti. Umarım faydalı olmuştur.